Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseyi al ya da sat demiyoruz. Karınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. İstiyorsanız e, e, abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdiden. Aslında enteresan bir gün geçiyor arkadaşlar. Daha doğrusu şöyle son bir iki yılı ele aldığımızda şu bir iki yıla göre diyeyim iki yıla göre falan enteresan e, zamanlar geçiyor diyebilirim. Bunun sebebi pozitif haberler geliyor. Fakat BTC tarafı düzeltmeye gitmeye devam ediyor. Gün içinde konuşmaya devam edeceğiz ama ABD'de işsizlik verileri açıklandı ki olası bir enflasyondaki düşüşe dair beklentiyi çok yükseltti. Yani umarım doğru anlatabilmişimdir söylediğim şey. Enflasyon düşüşüne dair beklentiyi çok yükseltti. Aynı anda Almanya'dan şu anki videonun konusu olan yeni regülasyonlar geldi ki bunlar da olumluydu arkadaşlar. Fakat BTC tarafı e, geri çekilmeye devam etti. Şimdi bunlar neden yaşanıyor? Aslında ben bunu muhakkak olumlu bir durum olarak görüyorum arkadaşlar. Bundaki ana sebep de şuradan geçiyor. BTC gelen pozitif haberlere rağmen geri çekiliyor. Bu şu anlama geliyor. Kısa vadede aslında kendi içsel durumunu ortaya koymaya başladı ki uzun vadede bunu yapmaya devam edecektir beklentisini ortaya koyuyor. Tabii ki Makro veriler hala bitcoin için çok önemli fakat kısa vadede bundan bir noktaya kadar sıyrılması hala uzun vadede katalizör olmaya devam etmesi fakat kısa süre içerisindeki yön değişimine piyasanın içsel bakımından kesinlikle ben bir delalet olduğunu düşünüyorum. İlerleyen günlerde bunu e, ilerleyen günlerde diyorum ilerleyen videolarda bunu daha detaylı şekilde konuşacağız fakat muhakkak bir boğa hareketidir. Şimdi bakalım Almanya'da kripto hisse düzenlemesi onaylandı. Bak bir kere zaten şunu önceden de konuştuk. ABD tarafı şu anda regülasyonlar özelinde çok etkin arkadaşlar. Çok sıkı regülasyonlar yapıyor adamlar. Bunun oluşu diğer devletleri, diğer ülkeleri de harekete geçiriyor. Buna kimi taraftan farklı hareketler gelebiliyor. Örneğin ABD çok sert regülasyonlar yapıyor. Burada hamleleri daha sert bir şekilde geliyor. Kendi içlerinde de çatışmalar oluyor. Bakınız CFTC ile SEC'in çatışması. E, bu görece biraz daha hiç değilse kısa orta vadede olumsuz etki ediyor arkadaşlar. Tabi ABD'nin regülasyonlarda hızlanması diğer devletleri de harekete geçiriyor. Çünkü nihayetinde her biri tabiri caizse bu pastadan bir pay almaya çalışıyor. E, burada kimisi ABD gibi sert geçirirken kimisi... Almanya, Çin gibi, evet, Çin, yanlış duymadınız. E, mevcut şartlara göre, e, mevcut kendi şartlarına göre olumlu diyebileceğimiz şekilde e, bu süreci geçiriyor arkadaşlar. Farklı stratejilerle farklı ilerliyor. Tabii ki regülasyonların olumlu gelmesi önemli çünkü mesela ABD tarafında son zamanlarda çok fazla biliyorsunuz borsalar çekildi. Bakınız işte Coines, e, Coinex vesaire. Yani son vakitlerde irili ufaklı 6-7 farklı borsa arkadaşlar ABD pazarlarından çekildiklerini açıkladı ki e, bu her iki taraf için de aslında olumlu olan bir durum değil. Çünkü nihayetinde e, piyasanın hacmini etkiliyor değil mi? Almanya'da kripto hisse düzenlemesi onaylandı. Yani bundan kaynaklı olarak regülasyonlarda e, hafif ve e, kripto dostu diyebileceğimiz ülke sayısının artması çok önemli. Avrupa'nın kripto paralara karşı en olumlu tavır olan ülkelerden biri Almanya. Hisse senetlerinin kripto tabanlı ihraç edilmesi için yeni bir düzenleme yaptı evet. Almanya Maliye Bakanlığı bu hafta yaptığı duyuruda geleceğin finansman yasası adlı yeni regülasyon yaklaş yaklaşımını açıkladı. Şimdi bak bu bile farklı bir durum. Bakınız. Geleceğin finansman yasası. Yani buradan şunu anlıyoruz. Gerçekten Almanya arkadaşlar kriptoyu geleceğin finansmanı olarak görüyor. Anlatabiliyor muyum? Bu yani başlı başına şu başlıktaki yasada kriptonun yer alması zaten şey yani e, başlı başına büyük bir olay. Tasarıya göre ülkede halka arz edilen hisse senetlerinin kripto tabanlı olarak tokenize edilmesi kanunen yasal olacak. Bak çok güzel bir şey. Bu uzun vadede aynı zamanda kripto sektörünün hem blockchain teknolojisinin hem de bunun özel sektörü olan kriptonun kullanım oranlarını çok büyük ölçüde arttıracaktır arkadaşlar ve artık yatırımcıların kripto parala daha doğrusu hisse senetlerini kripto tabanlı alması kolaylaşacak. Aynı zamanda bu da Almanya üzerinde uzun vadede tabi diğer ülkelerde bunu yaparsa çok daha iyi olur. Ee, borsalar ne yapabilecek tıpkı Robinhood gibi Borsalar aynı zamanda hisse senetleri satışını da yapmaları legal hale gelecek arkadaşlar. Tamam. Yani bugün gördüğümüz binasta vesaire e, çok sıklıkla ve büyük ölçüde hisse senetlerini de görebiliriz. Ve bunların tabii ki tokenize edilmiş halde olması kripto paralar için oldukça olumlu bir durum. Ve son zamanların en büyük haberlerinden bir tanesi olarak görüyorum ben bunu. Yeni düzenleme, şirket hukuku vergilendirme ve sermaye piyasalarını birbirine entegre etmeyi amaçlıyor. Evet, çok önemli. Ülkenin Maliye Bakanı Christian Lindner yeni tasarı açıklamasının ardından şu sözleri söyledi. Almanya'yı büyümekte olan veya yeni kurulmuş şirketler için cazibe merkezi haline getirmeyi istiyoruz. Bu amaç doğrultusunda vatandaşların sermaye piyasalarına erişimini daha kolaylaştırmak için düzenleme yap Yeni tasarıdan küçük ve orta ölçekli şirketlerde fayda sağlayacak. E tabii ki bu durum arkadaşlar genel olarak bu durum hem Almanya için iyi, hem kriptolar için iyi. anlatabiliyor muyum? Almanya tarafında şirketler büyük ölçüde kriptoya girebilecekler ve e, bu sektör üzerinde var olabilecekler. Almanya kökenli şirketlerden ilerleyen süreçte e, ABD'nin vesaire aksine çok daha fazla kriptoları benimsedi. Şu orta, şunla ortaklık kurdu, bununla ortaklık kurdu tarzında e, piyasada alışıla gelmiş haberler var ya işte şu dev şirket bilmem Alman devi e, şu altcoin ile ortaklık kurdu falan mesela direkt somut olarak bir örnek verilirse büyük ihtimalle önümüzdeki aylarda ve yıllarda artık bu haberi çok daha sık bir şekilde duyar hale geleceğiz. Aynı zamanda şu borsa Almanya'dan lisans aldı e, ve şu işlemleri açtı tarzındaki haberler artacak gibi gözüküyor. Almanya'nın böyle bir tavrı var ve bu kesinlikle doğru olan. Almanya kripto sıralamasında Singapur'u geçti. Avrupa Birliği'nin en büyük ülkelerinden Almanya, dünyanın en kripto dostu olarak bilinen Singapur'un söz konusu metrikte önüne geçti. Coinab'ın yayınladığı resmi olmayan <laughs> sıralamaya göre Almanya artık kripto sektörüne en olumlu yaklaşan ülke. Evet bu Singapur'du birinci sırada. An itibariyle en kripto dostu ülke Almanya seçiliyor ve haberin büyüklüğü de bence buradan anlaşılıyor arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim izleyen herkese. Hoşça kalın.